Karton satışı durdurdu. Yakıt kimseye vermiyoruz. Ne oldu abi? Rusya Ukrayna'yı bombalamaya başlamış. Akaryakıta zam gelecek. Aha, beklenen zam da geldi. Satışa devam edebilirsin. Her zamanki gibi 50 liralık doldur. Tamam emmi. Pompalar nerede? Kaldırdık pompaları. O ne lan öyle? 50 TL'lik yakıt borudan gelene kadar buhar olup uçuyor. 50 TL ve altı yakıtı biberonla vermeye başladık artık. Ne yani, şimdi size pompacı yerine biberoncu mu diyeceğiz artık? Şırıngacı desen emmi. Bu zamlar böyle gelmeye devam ettiği sürece şırıngayla vermeye başlayacağız artık mazotu. Yakıt vermeyi bırak. Yine ne oldu abi? Afrika'da bir kabile reisinin kızını kaçırmışlar. Yakıta zam gelecekmiş. O yüzden satış durdu. Ne olmuş, ne olmuş? Afrika'da bir kabile reisinin kızını kaçırmışlar. Akaryakıta zam gelecekmiş. Satış durduruldu. Lan bize ne Afrika kabilesinin kızında? Bekleme yapma, devam et emmi. Ulan bari biberondaki benzini doldursaydın. Ne kadarlık doldurayım abi? 30 liralık. Benzin değil, LPG. Ha, tamam abi. Yine abi basla petrole gidiyoruz. Ne oldu lan? Yakıt yok mu? Nasıl yok? Danimarka Cumhurbaşkanı İhsal olmuş. Akaryakıta zam gelecekmiş. Akaryakıtı zamlı satmak için de gelen herkese yok diyorlar. Lan hastayı ne yapacağız? Adam ölmek üzere. Yapılacak şey belli abi. Bunun emzikli oranı ne zaman gelecek? En kısa zamda gelir abi. Satışlar durduruldu. Gelen olursa yakıt yok dersin. Yine ne oldu ya? Papa yeni Gine'de aşırı yağıştan bir köyü sel götürmüş. Abi sabahtan beri soracağım unutuyorum. Bu olayların bizle ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Biz niye o zaman biberon alıyoruz yakıtı? Eski güzel kardeşim, akaryakıta zam geldiği zaman bu zamı sorgulamak yerine bu petrolüne bile kuyruk yaparsanız biz de zam yapmak için her türlü bahaneyi buluruz. Yeni zam belli oldu. Satışa devam edebilirsin. Ne kadarlık abi? 20 liralık. Kokla abi. Bir daha kokla. Ben hep 20 liralık kokluyorum zaten. Yine bekleriz.